837. konu, Ebu Zerle İbni Mesud'un Hazreti Peygamber'in gülmesi hakkında anlattıkları, Ebu Zer şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu işittim, ben cennete ilk giren kişiyle cehennemden en son çıkan kişiyi bilirim, şöyle ki, kişi kıyamet gününde huzura getirilir, Allah Teala, meleklerine na dünyada iken işlemiş olduğu küçük günahları söyleyiniz, büyüklerini ise gizleyiniz, buyurur, bunun üzerine melekler adama sen şu günde falan falan işi yapmışsın, doğru mu, derler. O da büyük günahlarının sayılmasından korkarak inkar etmez ve evet der. O zaman Allah Teala onun işlemiş olduğu her günahın yerine bir sevap koyunuz, diye emreder. Bunu duyan kişi benim şöyle şöyle günahlarım daha vardır ki onları burada göremiyorum, der. Buraya geldiğinde Hazreti Peygamber mübarek azı dişleri görünecek kadar güldüler. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Ben ateşten, cehennemden en son çıkacak olan kimseyi tanırım. Şöyle ki o sürünerek ateşten çıkar. Kendisine haydi git de cennete gir denilir. Ancak o cennete vardığında oranın bütün konaklarının dolmuş olduğunu ve kendisine yer katmadığını görür. Bunun üzerine geri dönereye Rabbim, cennetin bütün konakları dolmuş, bana yer kalmamış der. Ona sen cehennemde geçirmiş olduğun zamanı hatırlıyor musun denilir. O da evet hatırlıyorum der. O halde Allah'tan istekte bulun, denilir, onun cennetten kendisi için bir yer istemesi üzerine de ona ne kadar yer istemişsen o senin olduğu gibi onunla birlikte dünyanın on misli de senin olsun, denilir. Kişi de padişahlar padişahı olan Rabbim, sen benimle alay mı ediyorsun, der. Hazreti Peygamber bu son cümleyi söylediklerinde mübarek azı dişleri görününceye kadar güldüler.